Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs Demir, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu şekilde bebek yeleklerine ya da havlularınıza, kendi kıyafetlerinize, patiklerinize işleyebileceğiniz bir gül tekniği göstereceğim. Rokoko gül tekniği göstereceğim. Hem çok kolay hem gösterişli. Evde kalmış böyle parça iplerinizle. Çünkü bir sap iki sap bir şey gidiyor bunlar. Böyle bu şey lif iplerinden arkadaşlar. Bunlar kalmış böyle parça iplerim. Bu şekilde iki katlı şekilde bazılarım. Bu da aynı şekilde daha önceden elimde kalmış lif ipi ya da makine horlonu, makine ip, yünü diye satılan iplerden. Farklı iplerle de yapabilirsiniz. Benim elimde bunlar vardı. Ben şimdi bunlarla çalışacağım size. Rokoko gülümü. İplerimi geçirdim. Bir de etamin iğnesi diye satılıyor bazen. Bazen rokoko iğnesi, nakış iğnesi diye satılıyor. Böyle iğnelerim var elimde. Şimdi kenara alayım iğnelerimi, ipliklerimi diyeyim. Şu şekilde çekeyim. Şimdi şuraya işlememi yapacağım. Şimdi burada çiçeğimin yerini belirledim. Yapmak istediğim yeri. İşimin tersine dönüyorum. Açık renk olan ipimi bağlıyorum. Daha sonra güzelce sıkıyorum ve üste çıkıyorum düz tarafa. Evet, şimdi gülümü yapmak için ilk önce şöyle ortalayayım. Şurada olacak. Hemen dibinden ipim iğnemi batırıyorum. İleriden çıkıyorum. Ne kadar ileriden? Bir santim kadar ileriden çıkıyorum. Daha sonra pardon, ters yaptım. Özür dilerim. Şu şekilde yukarıdan geleceğim. Buradan dipten çıkacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Ve 11. 11 kez sarıyorum. Sonra yavaş yavaş çekerek düğümü buraya yerleştiriyorum. Daha sonra hemen bunu birazcık dışına batıyorum ben. Çıkıyorum oradan. Bunun da iç tarafından geçiyorum. Hafif içinden. Yine aynı yere yakın ama ipi taktırmayın ona. Çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 kez sarıyorum. Yine yavaş yavaş iğnemden sığıyorum ipimi ve yerleştiriyorum orta kısmını. Daha sonra ipimi aşağıya iniyorum ve daha önceki nakış yaptığım yerlere bağlıyorum ve kesiyorum. Bu göbeği oldu şimdi gülümüzün. Dış kısmına geleceğim. İki katlı taktım ipimi, şuradan tutturdum ki takılmasın diye. Yine aynı şekilde alttan bağlıyorum ve düğümümü sıkıştırıyorum, kesiyorum. Sonra işimin düz tarafına geliyorum. Şimdi benim bir şeyim var, sıralamam var. Şunun uç kısmından çıkıyorum. Daha sonra şunun başlangıcını biraz ilerisine iniyorum. Dediğim gibi çok yakın bir yerden çıkıyorum. Aynı yerden çıkınca bazen ip takılabiliyor orada. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu sefer iki tane fazla sarıyorum. Nereye takıldı yine? Bakın takılabiliyor bu şekilde ip. Yakın mesafelerde olunca
Yani içinden geçebiliyor, öyle söyleyeyim. Öbür iki katlı ipin içinden geçebiliyor. O zaman sıkıntı olabiliyor. Şimdi bu şekilde olduğunda hemen açıyorum tekrar. Elimle düzeltiyorum. Ve geliyorum. Gülümü yapacağım yere yerleştiriyorum. Sonra bu yaptığım yerin ortasına yakın bir yerden çıkıyorum. Biraz daha geriden çıkacağım. Evet, çok yakın olmayayım oraya. Şunun aşağıya yakın bir yerine batıyorum. Yine aynı şekilde çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 taneyi yaptıktan sonra yavaş yavaş sığıyorum ipimi. Düzeltiyorum. Ve yerleştiriyorum. Şimdi bu şekilde döndüre döndüre gideceğim. Şu aynı yerden, aynı yere yakın batıyorum. Tam bunun ortasına yakın bir yerden çıkıyorum yine. Ve şunun, bunun alt ucuna batıyorum. 6 tane yapabilmek için sığdırmam lazım buraya. Şimdi yine aynı şekilde ben çıkartıyorum ki ucumu daha rahat tutayım. 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13. Evet, şimdi bu şekilde yavaşça düzelteceğim. Evet arkadaşlar, onu da yerleştirdim. Yine dediğim gibi aynı şekilde ortasından ve diğerinin iç tarafına batarak aynı şekilde çalışacağım. Evet arkadaşlar, şimdi onu da iniyorum aşağıya. Yine ortasına yakın bir yerden çıkıyorum. Şunun sonuna yakın bir yere gelip tekrar aynı işlemi yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi burayı da batıp yine ortasına yakın bir yerden çıkıyorum ve en son artık şunun iç kısmına batıyorum ve yine işlemimi yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde yaparak aşağıya iniyorum ve ipimi bağlıyorum yine. Buradan da ipimi kesiyorum. Bu şekilde gülümü işlemiş oldum buraya. Evet arkadaşlar. Şimdi yeşil yapraklar yapacağım yanına. Şimdi yeşil ipimi alıyorum. Yine aynı şekilde bağlıyorum alt kısmına. Düğümümü atıp kesiyorum. Şimdi şurada bir yaprak olmasını istiyorum. Yaprak grubu ya da yaprak diyeyim. Şimdi şu şekilde batıyorum. Buradan çıkıyorum. Sonra dış taraftan dibine batıyorum. Yine aynı yerden çıkıyorum. Bu şekilde yaprağımı yapıyorum. Şimdi tekrar aynı şekilde yapacağım. Biraz daha uzun bir yaprak yapacağım. Evet, dış taraftan batıyorum. Yine aynı yerden çıkıyorum.
Şimdi şuradan yapacağım aynı şeyi. Daha küçük bir yaprak. Tekrar aşağıya iniyorum. Bir yaprak grubu işlemiş oldum buraya. Şimdi şu kısımlara da işleyeceğim tekrar aynı yaprak grubundan. Evet arkadaşlar, şimdi bu tarafa da bir grup yaprak işledim. Bu şekilde 3 parça yaprağımı işledikten sonra yine alta inip sabitliyorum ve kesiyorum ipimi. Evet, bu şekilde işlememizi bitirmiş olduk. Dediğim gibi siz bunu farklı yerlere işleyebilirsiniz. Havlularda, bebek battaniyelerinde, patiklerde her yere işleyebileceğiniz bir motif yapmış olduk. Düğmelerimiz de güllüymüş zaten. Takım oldu. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde işlememizi tamamlamış olduk. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz, severek yapar, iyi günlerde kullanırsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.